Arkadaşlar merhaba, ben Apopis. Size Smite Ezreal'i anlatacağım. İlk baş ürünlerden başlayalım. Hop, ürünlere gelelim. Arkadaşlar Smite Ezreal oynayacaksanız uzaktan dürteceksiniz. Yani çok yakın mesafeden çatışmayacaksınız. O yüzden size güzel bir ürün önerisi yapalım. Hop hop, sonlardaydı galiba. Aynen, Mediatek. Arkadaşlar Smite Ezreal oynuyorsanız mid'de bu ürünler çok iyi. Yani büyüklere yetenek gücü. Sarı şeylere, mavilere seviye başına yetenek gücü, yani 28 yetenek gücü ve 18 seviyede. Buralara can, seviye başına can, sarılara. Kırmızılara da büyü nüfusu, yani Magic Penetration. Vurduğunuz büyünün işleme olasılığı. Defans yok, sıfır defans. Kabiliyetlerde de defans vermiyoruz. Kabiliyetlerde de şöyle veriyoruz. Bekleme süresi. Çok minyon keseceğiz. Mana HP gelsin. Hatta oyun içinde göstereyim. Amaç niye böyle? Bunun amacı, ürünlerin amacı çok uzaktan vurduğumuz için, dürttüğümüz için yaklaşmıyoruz. Hani hasar ve güç lazım bize. E-Smite'da Flash Smite yapıyoruz. Flash lazım olabilir. Genkiniz zaman E'de yetmeyebilir. Video title gösterdiğim gibi 216 can, 7-8 büyü nüfusu, yetenek gücü. Yani 50-50 bayağı veriyor işte ya. Ürünleri ayarlı, işe masayı ayarlayalım da. Bekleme süresi veriyoruz. Şöyle agresif girebiliriz aslında. Agresif girebiliriz ama farmlayıp late oynamak daha mantıklı Smite'de, çünkü oyun başında çok fazla damage atamıyoruz, hasar veremiyoruz. Şöyle göstereyim nasıl verdiğimi. Nedenini de söyleyeyim size. Buradan da mana lazım olacak. Oyun içinde anlatacağım için buraya verdiğimi. Buradakin amaç şu beyler. Bekleme süresi verdik. Buradan minyon kestiğimiz zaman can mana gelecek. Burada hasar arttırıyoruz. Yani agresif vermiyoruz. Çünkü agresif fazla gerek yok. Yakın mesafeden saldırmıyoruz. Durmadan lane edip fight. Yani fight. Late game odaklanacağız. Skin'de bu sefer çok yavaş vuruyor. Tekrar gidelim. Smite Ezreal'de amaç farmlamak. Minyon dalgası kesmek. Amaç bu. Yok kill alayım, mil alayım. Uçayım, kaçayım falan filan gerek yok. Hatta Smite'da hangi Smite alacağınız da çok önemli. Smite Ezreal'de. Bunları anlatacağım. Meta'ya girdi. Herkes oynuyor. Rahat lig atarsınız iyi oynarsanız. Çünkü çok sağlam hasar veriyor. Bir burst'ten rahat 2000-1500 demeç çıkartabiliyor. O yüzden Smite Ezreal avantajlı. Bakalım başlasın, maç anlatayım size. Size şöyle bir kısa bilgi vereyim Ezreal ile ilgili. Ezreal'de skill attığınız zaman diğer skill'lerin bekleme süresi kısalıyor. Ama Smite Ezreal'de AP oynuyoruz. Yani AD oynamıyoruz, AP oynuyoruz. Çünkü AP'nin çıkarttığı hasar daha fazla AD'den. AD'de yakın mesafe girişinde için Smite'in bir anlamı yok gibi bir şey. Bakalım karşı takımda kimler var. Analiz de önemli. Karşı takım mesela Malphite, Lux. Lux dürtecek. O da midde. Ben de midde dürteceğim. O yüzden rahat bir mid lane geçecek. Orta koridor oyunu geçecek. Sıkıntı yaşamayız fazla. Jungle Rengar 6 levele kadar gank atamaz kolay kolay. Jungle'da rahat. Çok rahat oynayacağız. Bizim takım da iyi. Karşı takım da güzel bakalım. Amaç kazanmak ya da kaybetmek değil arkadaşlar. Eğlenmek. Bunu sakın unutmayın. Küfür, flame'e hiç gerek yok. Bunları unutmayın arkadaşlar. Bunları hiç kimse söylemiyorsa ama ben söyleyeyim. Hem amaç eğlenmek yani. Şu oyunu oynuyorsanız amaç eğlenmek. Şu an ben mesela gireceğim maça. Kaybetsem de kazansam da eğleneceğim yani. Amaç eğlenmek. Sakın küfür etmeye, flame'lemeyin kimseyi. Fideseniz de, kaybetseniz de, kazansanız da. Ve normal maçta hiç flame'lemeyin. Yani o da önemli. Maç başlasın, itemleri göstereyim size. Normalde AP bir karakter oynarken Morello ya da Kadeh tarzı böyle mana regen, mananı arttıracak. Hani manan azaldı ya, arttırma oranı var ya. Onun için Morello kade kasılır normalde AP karakter için. Ama Smite Ezreal'de AP oynarken bunu yapmıyoruz. Zaten alacağımız jungle itemi belli bir mana veriyor. Artı Blue'la beraber daha rahat kasıyoruz. Artı mana item yerine bir Luden ya da Rabadon tarzı agresif bir AP item alarak daha fazla hasar veriyoruz. Yani AP Ezreal bayağı avantajlı. Ki late game'de, yani late game'in dakika 30-35'ten sonra çok fazla hasar verebiliyor. O bakımdan da çok iyi. Aşırı iyi hatta. Yani bu aralar oynanıyor ki oynanmaya devam edecek gibi geliyor. Çünkü yeni jungle itemi bayağı OP. Açılırsa göstereyim mi? Gelseydi oyunu itemi göstereceğim. Birkaç video izledim de birkaç yerde. Baktım böyle AP işte Smite Ezreal oynayanlara. Smite'ı yanlış seçiyorlar. Yani bilmiyorlar fazla. Bilmedikleri için de hani size bilmedikleri oyunu gösteriyorlar. Siz de ona göre oynuyorsunuz, kötü oynuyorsunuz. İşte vurmuyor. Benim Ezreal'im niye vurmuyor? Seninki vuruyor. Senin çar daha güçlü. Seninki CM edit gibi yorumlar oluyor.
O yüzden kasacağınız itemler, alacağınız itemler, item şekli, şemali işte, smite kırmızı smite mı, mavi smite mi, mor smite mi gibi şeyler önemli. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Çünkü bir item faktörü bile çok şey değiştiriyor League of Legends'ta. Tamamen mekaniğe dayalı bir oyun olduğu için item bilgisi çok önemli. O yüzden buna dikkat etmeniz lazım. Bizim bilgisayarı 33 ondan öyle bir şey var mı? Aynen Maximum Hasar 33 ondan gidiyor şu. Bekleyelim bak. Böyle ama bir de şunu söyleyeceğim. YouTube'dan her gün YouTube'a iki tane video atacağım. League of Legends'la ilgili bütün hero'ların hepsini videosunu çekip atmaya çalışacağım. Hepsini detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Sizden tek istediğim videoyu paylaşabiliyorsanız paylaşın, beğenebiliyorsanız beğenin. Eğer sevdiyseniz beğenin. Zorla beğendirmeye çalışmıyorum. Adblock'u da kapatıp reklam izlerseniz belli bir bütçe biraz az bir şey kazanırız yani. Onlardan da o paralarla bir şeyler yaparız yani. Ekipman şeyler uydururuz yani. Hani destek çıkarsanız siz de abone falan hani zorlamıyorum ama içinizden geldiğince paylaşıp abone olup beğenirseniz mutlu olurum. Sevindirsiniz yani emeğimin karşılığını verdiğiniz için mutlu olurum. Girdik sonunda oyuna galiba. Avrupa sunucusunda 30 saniyede giriyor oyuna. Türkiye sunucusunda 3 dakikada gidiyor. Dolar yüksek yapacak bir şey. Ha girdi. Arkadaşlar başlayacağımız item Doran Yüzüğü Pot. Doran Yüzüğünün amacı mana regen. AP. Mana regen önemli bizim için zaten oyun başında. Ne yaptık? Şöyle göstereyim ben size. Şimdi smite'ımız var değil mi? Smite'ımız var. Oyun başı Jono gibi gidip şu smite itemini almayın. Çünkü oyuna geriye düşersiniz. Artı Doran size HP veriyor, AP veriyor, mana regen veriyor. Bunun avantajında eksik olursunuz. Ne yapacaksınız? Kaç gold istiyor? Şimdi mor alacağız zaten. Mordan hop gelelim buraya. 2250 gold. 2250 gold yapanlar lane'de kalsın. Ya da 1200 yaparsanız, 1200 yaptığınız zaman da direkt şunu almaya çalışın Pırıltı'yı. 850 yaparsanız bekliğinizde bunu alın. Yani ilk çıkacağımız item bu olması lazım. Smite mor olacak. Mor sebebimi söyleyeyim. Buna gerek yok. Buna gerek yok. Çünkü karşı jungle'dan çalmayacaksınız. Ormandan bir canavar kesmeyeceksiniz. Bir şey çalmayacaksınız. Buradan da gank atmayacaksınız sağa sola. Birebir takasa girip 5 dakika 10 dakika savaşmayacaksınız zaten. Direkt burst'ı başlayacaksınız. Bundaki amaç şu. Mid lane ittin ya. Smite'ın var. İttin mid lane'e. Giriyorsun baba buraya atıyorsun smite'ı bunu kesiyorsun. Sonra ward atıyorsun ward'ı varsa adamı kırıyorsun adam rahat gank yiyor. Ne oldu bunu kestin mi? Mid lane'i bir daha ettin smite'ın var gidiyorsun kurtu kesiyorsun. Böyle böyle 10-15 dakika sonra bir bakıyorsun ki adama 70, 80, 100, 110 milyon takmışsın karşıdaki adama. Adam artık hani farmlayamayacak durumda. Hani bakıyor böyle adam da 100 farm takmış ne yapacağım? Adam 3 tane item almış sen 4 tane item. Bir de şu var. AP oynadığın bir karaktere gidiyorsun mesela Kade. İşte mana regen için, mana yenilenmesi için. Ya da Morello alıyorsun. APZ'de böyle bir şey yapmıyorsun. Bekleme süresine fazla ihtiyacın yok zaten. Bu smite'ı aldığın zaman burada sana 200 mana veriyor. Yeterli zaten. Blue'da aldığın zaman bayağı karşılayacak. Q başlıyoruz. Q kasıyoruz. Rahat farmlamak, rahat lane itmek ve rahat adam dürtmek için. Hızlıca lane itiyoruz oyun başında. Mid, çünkü ikimiz de AP'yiz. Kule alt damage'imiz az. Kule alt hasarımız az. Minyona vurduğumuz hasar. Adamın farm kaçırması lazım. Farmlarken de sabırlı farmlayın. Mesela bakın kaç minyon hangisine vuruyor. Mesela buna iki tane vuruyor, ona bir tane vuruyor. Anladın mı? Farmlarken de bakın minyon hangisi daha fazla vuruyor, az vuruyor. Bir de oyun başı smite'ımız çok gerekli değil. Hani harcayabilirsiniz. Büyük minyona, küçük minyona falan. Adamda bariyer var. Minyonları hızlı etmemiz lazım. Yoksa sıkıntı yaşayacağız kule altında farmlarken. Şöyle hızlıca. O vurdu kafama. Düz vurmaya geliyor. Gel baba gel. Vur. E açtım direkt sıkıntı olur gank yeriz bir şey olur. Şunu smite'dan alsam o güzel oldu adamı doşacağım. Lane ittiği zaman sıkıntı başladı bak gördün mü? Farmlayamıyorum kule altı. AP karakterde bu sıkıntı var. Bir lane itti mi farmlayamıyorsun. Bayağı farm açtı. 4-5 tane farm açardım adam lane ittiği için. Biraz ezelde oyun başında sıkıntı yaşayacaksınız ama biraz late game yani 10 dakika sonra falan adam bayağı sıkıntı yaşayacak karşında. Hemen lane'i hızlıca iteyim de. Amaç lane'i hızlıca itmek oyun başında. Zaten gank yeme olasılığımız az. Rengar gank atamaz. W'ye vermedim. Q'ya verdim. Bir up daha yaptım. Rahat farmlayayım diye. Adam 104 demek yiyor benden. Ha. Bak adam skill attı ya. Sağa sola atmanıza bir gerek yok. Bazen skill'leri adamlar sağınıza solunuza atar. Sabit durursanız o skill rahat boşlayabilirsiniz. Adam skill atamaz size yani. Iskalar. Lane şu an birikti bende.
Aha, Jax gelmiş genki. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bariyerini aldık. Şimdi lane'e gelemez Canaz. Base açacak büyük ihtimalle. Hop şöyle. Zeytin'in lane'i. Smite. Kaçak gibi oldu. Lane'i hızlıca itiyoruz. Hızlıca itmem lazım. Çünkü adam geldiği zaman şu kadar farmın XP'sini alacak. Amaç XP aldırmamak ona. W açıyorum şimdi. 4 levelden. 2 Q verdim. E verdim. W açtım. 4 levelde. Neyse kaçsın. Hemen base atalım. Şimdi paramıza bakıyoruz. Paramız az. Bu itemleri alamayacağız gibi. Smite değil de şu kitabı alalım. Şunu bitirmeye çalışalım. Duruma göre item alırız. Pot alalım. İki tane pot, bir tane ward yeterli. Zaten geride oynuyoruz. Fazla açıkta oynamıyoruz. Çok fazla para harcamayın itemlere, eşyalara. Bazen bakıyorum John gibi 5 tane pot pat 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 çeki veriyor. Gidiyor lane'e bir iki tane anca harcıyorsun. 3-4 tane pot boşa gidiyor. Hani ne kadar para artırırsanız kârdır size oyunda. Çünkü base'de 50 gold beklediğiniz olmuştur. Herkesin olmuştur. 50 gold, 60 gold. Hani bu kaybettiğin zaman hani senin yüzünden yani aldığın 5 pot yüzünden. Şu wardlarda da önemli yerlere atmamız lazım. Göstereceğim nereye atacağımızı. Hop. Güzel. Hop kardeşim benim. Çok güzel. Harassment yapıyor. Bariyerin yok bak. Lux güzel. Lux karşı oynamak bayağı zevkli. Çünkü çok fazla vurmuyor. Dürtmesi de az gibi. Diyecektim ki bayağı vurmaya başladı. Defansım yok mu? Ben de onu araştırıyorum baba. O beni, ben onu. Şu minyonu Q'la alacağım. Şu minyonu düz vurup alacağım. Şu can az olanları rahat keseceğim. Şunu mesela. Aha. Yalnız kaldım. Ağlamadım. Keseceğiz. Vallahi korktum ha. Kesecekti. Jax oynuyor ya. Tam Terminator. Güzel. Kilimizi aldık. Farmımızı yaptık. Rengar hala gank atamaz. Sıkıntı yani Rengar'ın gank atması oyun başlarında. Ah nereye attık ki? Kör oldu herkes. Hemen lane iteceğim. 850 olacak. Büyük ihtimalle jungle itemi çıkarım. Biraz jungle'a girmem lazım. Farm çünkü çok az gold veriyor. Jungle daha fazla veriyor. Hem XP alırım daha iyi olur. 6 olduk. Güzel. Bak Q bayağı fazla vuruyor beyler. Yani AP de olsanız Q karma vurduğu için güzel hasar vuruyor. Q maxladıktan sonra W, sonra E. Zaten R maxlanıyor. Ne yaparız? Shin. Aslında Shin daha mantıklı. Para sarsak diye. Shin alalım. İki tane pot alalım. Paramız yine dursun kenarda. Harcamayalım. Jungle Smite'a bakalım. 1050. Jungle item 1050 kalmış. Bunu aldıktan sonra çok rahatlayacağız. Çünkü bu jungle itemin özelliği vurduğun zaman sekiyor demek. Ne diyor bak mesela. Bir yetenek kullandıktan sonra ilk normal saldırı bir hasar dönüşür. İsa tane de tam hasar gücün %100 kadar. Yani vurduğun hasarın %30'u falan bayağı bir hasar. Kenarlara sağa sola sıçrıyor, sekiyor, sektiriyor, attırıyor yani. Bilerek yenmiyorum şu an. Tamam, şu an öldü o. Tamam, çok güzel. Bilerek gelmedim. Olay şu şimdi. Adamı kendinizi salak gibi göstereceksiniz. Skill atıyor ya. Sen skill atıyorsun, ıskalıyorum. Lan beni kesecek bu adam. Hani kendinizi yem edin. Adam hani inansın sizi keseceğine. Lan diyor, keserim diyecek mesela. Anladın mı? Tamam, bunu keserim diyecek. Amaç o. Bunu adam inandırdığın zaman adam rahat gank yer, rahat yemlenir. Şimdi bu nerede base atacak bakalım. Şurada bir yerde base atar büyük ihtimalle. Şansımızı deneyelim. Bir de bakmıyorsa. Ha gerideymiş, görmüş. Bir de bakıyormuş. Ve kontrol önemli. Şimdi gideceğiz Smite. Smite alınca hemen ormana, hatta jungle'ınıza yazın. Giriş. Giriş. Kardeşim bana kuşları salar mısın? Mesela. Aynen. Arkadaşım ama, tanıdığım bir arkadaşım ama oyunda böyle güzelce söylerseniz adam salar. Evet bak mesela. Götün teki değilse bulur da verirsen süper olur. Şimdi ne yapacağız? Mid'i iteceğiz. Ultimiz gelecek, atacağız mid'e. Ya da sağa sola atacağız, kill almaya çalışacağız. Ya da damage atıp rahatlatmaya çalışacağız sağa soldaki lane'leri. Benim amacım farmlamak. Biraz kendime yönelik oynayacağım. K'da yönelik oynayacağım. Köpek gibi farmlayacağım. Full farm, full farm, full farm. 100 farm fark atacağım mid'lik adama. Ondan sonra baba gel diyeceğim. Kapışalım. Oha, onu alamadım. Şunu kesmem lazım da. Beyler hemen çat diye buraya gitmeyin. Adam kesiyor zaten. Azalsın canını.
Tamam geliyorum devam. 2-3 tane farm aldım. 2 tane farm açabilirdin. Şuna şöyle bir güdüm atarsa. Aynen güdüm attık. Kim gank yedi? Sol top. Oo, sol top sıkıntı. Ölür mü? Ölmez. Ben lane iteceğim hızlıca. Lane iteceğim hızlıca. Lux gelecek. W kasıyoruz her zamankinden. Lane'i ittim. Lux gelebilir şöyle. Aha. Rengarcım. Flash'ını attı. Çok güzel. Kapatabiliriz belki. Kapatabiliriz. Lane ittim zaten midi. Şu an adamı kovalayabilirim yani sıkıntı yok. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Aşağıdan devam et. Kimse yok zaten. Rahat rahat ilerle. Süper. 4-3, 1-0-1, 71 fark. Mid iteceğim. Smite'ım geliyor. Şunu keseceğim. Sonra bir daha mid iteceğim. Smite'ım gelecek. Tekrar keseceğim. Öyle öyle devam edeceğiz. Şey kötü atıyor. Hero'ları çok oynarsanız refleksiniz artar. Mekaniniz artar. Rahat oynarsınız. Güzel. Doşlayamadı. Tam önüne attım. Bariyeri de var çünkü. Bekletiyordu bariyerini. Pot bak. Mesela potum var harcamıyorum. Canım da az. Hani çok da az değil ama. Zaten base'e gideceğim. Hani God kalabalığı yapmaya gerek yok. Onu almadık. Şöyle şunu da alıp base'e giderim. Şunu bitirelim. Sonra rahatlayacağız arkadaş. Şunu bitirelim. Hatta mid'i bir daha itelim. Adam ölü zaten. Adam gelene kadar lane'i itersek bayağı farm kaçacak. Amaç mid'deki adamın farm kaçırması. Farm kaçırırsa gold kaçırır, exp kaçırır. Level farkı artar. 9 level, 7 level adamla. Durmadan lane itiyorum deli gibi. Adam level kaçırdıkça, exp kaçırdıkça, gold kaçırdıkça geriliyor, geriliyor, geriliyor. Ondan sonra adama iki tane vuruyorsunuz, tek bir adam sizden. Sonra benim char niye fazla vuruyor oluyor. Muhabbeti o yani. Level farkı olduğu için adamın canı da, defansı da, yetenek yüzde her şey sizden az oluyor. Bozar mı base'i mi? Bozmaz. Aldık bunu. Direkt botu geliştirelim. Direkt botu geçelim. Rahat edelim. CDR mı? Yok. Demek demek hiç. Hiç gerek yok. Bekleme süresiydi. Falan filandı. Demek ya. Bu demek. O da öldü. Ölür mü ki? Ulti atabilir miyim kafasına aslında ama. Ulti atmayacağım. Ultim dursun. Sağa sola bir yere sallayabiliriz. Yetiştim zaten. Bir milyon falan kaçtı. Şimdi vurdum her köy sekiyor. Şu an. Lux yok. Lux yok. Lux yok. Lux kayboldu. Aynen botta Lux. Yeni iteceğim hızlıca beyler. Keseriz. Çok rahat kill çıkartırız. Manem de var. Ultim de var. Flash'ım da var. AFK'de kesmiyorlar mı? AFK. DC'di galiba bizim adam. Büyük ihtimalle gördüler. Riskli ama şansımı deneyeceğim. O öldü. Kardeşimiz öldü. Şu an 4 bot yaptı adamlar. Smite'dan. Kestim şimdi var. Valla daha taş attık. Çok kötü oldu. Bariyeri olmasa Lux'ın iyi olurdu ama çok kötü oldu. Jax çok güzel geldi ama ben çok iyi oynayamadım şahsen. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ulti açıklayabilir Rengar. Var mı bilmiyorum ama. Şurada farm diyeceğim geriden. Gelir mi ki? E var mı? E yok. İki kill vardı. Kaçırdım iki kill. Korktum. Geriye atladım. Bayağı korktum. Aha Rengar. Bir sana keser mi? Kesemez. Luden gideceğiz şimdi. Luden'in şu item alma şeyini söylemiş. Hızlı item almak istiyorsanız. Luden'in parçaları hemen size bak. Hop. Hop hop. Luden ne? Luden bu. Ne yapacaksınız? 800 item mi alacaksınız? Hemen kitaptan bu. Şuradan kitaba tıklayın. Bir saat bu itemi arama. Bazılarını bilmeyenler için söyleyeyim de. Bitmiş mi de gidelim hızlıca. 100 farm yaptık. 13 dakikada güzel. Lux'ın farmı 55. Bayağı geriledi Lux. Ya gördün mü? Farm farkım açıda gidecek. Farm farkını açtıktan sonra bayağı döveceğiz. De şu Lux biraz hala sana süper oluyor.
Düz vura kestim baba. Hiç riske girmeye gerek yok. Skill alsam, ulti alsam, bir şey alsam belki kaçacaktı adam orada. Düz vura kestim hızlı hızlı. Bir de ulti atıyorum. Hızlı yetiyorum bir de. Hızlı yetiyorum. Wave nerede? Wave daha yok. Kule almaya çalışacağım hızlıca. Kule alıp gidelim. Abi cana bak. Kesin. Şansını deneyip kesmek için. Burada bir yerde ama. Nerede bu ya? Kaçmış gitmişten adam. Yakalasaydım süper kill olurdu. Değerlendirin beyler. Böyle az canlı birisi varsa indirin o. Bir de farm var. Farm'a gitsem daha mantıklı ama uff çok kötü attı. O adama girmemiz bir şey değiştirmiyor ki arkadaş. Uf iyi deme içiyor. O adama gireceksin, keseceksin. %20-%30'da Kalista alacak, kurtaracak adamı. O yüzden fazla bir mantık açıklaması yok yani o adamı dalmanı kesmeye çalışmanın, ulti harcamanın. Dikkatli olmak lazım, hero'ları bilmek lazım. Mid lane'de bakalım duruma. 60 farm, 113 farm. Çok güzel. Rahat kesebiliyorum bile bir adamı. W'm de bayağı vuruyor AP vurduğu için. Şöyle lane'i hızlıca itip. Şöyle. Çok hızlı Lux. Hemen base açacağım ya. Hop green screen düştü. Çok güzel. Tam da videonun ortasında en sevdiğim intihar eti görüntüsü. Base'imizi atalım. Green screen'de yapıştırmaya çalışalım arkaya. Beyler bu green screen dediğimiz şey fon kağıdı. Yeşil fon kağıdı. Ucuz. Beleş. Şimdi ne yapıyoruz? Luden'in amaç ne? Q attın ya. Luden de dağılıyor. Aldığın smite item de rahat dağılıyor. Rahat farmlıyorsun. Hızlı lane itiyorsun. Amaç lane itmek hızlıca. Çünkü adamlar kulenin altına dayandığı zaman senin o farmları hızlıca kesmen gerekiyor. Elinden lan geliyorum. Amaç o yani. Hani hızlı lane itmek, hızlı farmlamak, adamları haraslamak. Uf, canı da azmış o adamın ama. Şunu da şöyle. Köpek kalktı galiba. Bir de köpüşüm var. Yatıyor şu an. Canlar, canlar güzel. 500 diyor. Belki keserim. Şansını deneyebilirim aslında. Aha. Sesler geliyor. Kağıtlar düşüyor tek tek. İntihar ediyor. Hepsi bu anı bekliyormuş. Aha video çekiyor bu biz. Atsam mı ki ultiyi? Bence dragon kesecekler. Atmayalım. Ne diyorsunuz? Bence dragon. O hala itiyorlar. Çok güzel. Çok güzel. Ben şöyle bir şansını deneyeyim. Barf varsa görürüz zaten. Geliyorum. Şansımızı deneyelim. Var mı? Aha var. Abi adam yürüyemedi ki. Zeki iki aldık. Dragon'u da keseceğiz şimdi. Dragon'u da keselim hızlıca. Bayağı vuruyor ya bu. Aşırı güçlü ya cidden. Hani beklediğimden daha da güçlü ya. Smite Ezreal. Ve iki tane smite'ınız var ya. Şu dragon kim çalabilir? Ha, hadi çalsın. Hadi çalsın. Güzel doşuyon da. Of. Jax oynadı ya. Ölmedi hem de. Helal olsun be. Çok güzel oynadı Jax. Malphite de geliyor oradan bir yerden. Büyük ihtimalle Rengar çıktı oradan. Şöyle bir şansımızı deneyelim. Düz hoş mu? Düz hoş saldırdım onu. Kaçtı ya. Flash attı. Güzel. Düz hoş saldırdım da ulti atacağımı biliyordu galiba. Aha. Riven gelmiş. Oh ulti atacak. Nasıl belli ama? Armut gibi koşuyor üstüme. Of! Sokulus. Sokulus beyler. Sokulus. Belli ama Jolo gibi koşuyor. Adamın hareketini anlarsınız zaten beyler. Adamın yapacağı hareket belli yani. Orangutan yavrusu gibi üstüme koşuyor. Büyük ihtimalle ulti atacak. Orada anlamanız lazım. Anladım hemen. Baktım böyle koşuyor. Canım da az. Verecek beynime ultiyi. Öleceğim. Ki hiç ölmedim. 500 gold vereceğim. Sıkıntı. Kaç farm yaptık? 148 farm yaptık. Ormana girmem lazım ama Jax smite kastı için saldırdı smite'ına. Jungle'da dönmesi gerekiyor. Ormandaki minyonları kesmen gerekiyor canavarları. Monster ne onlara. O yüzden jungle'a fazla giremiyorum. Jax'ın seçtiği itemden dolayı. Şu adamı hızlıca kesebilirim. Böyle bir şey yapalım.
Bakayım. Ulti EQ'ya rahat keserim bunu ben. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. 2'de 2. 3'te 3 gelir mi? Gelir gibi. AP'si var ama. Çok iyi ya. Çok güzel. Efsane. Çok güçlü. Aşırı güçlü baba. Ne biçim bir daha hastalığı ya. Abi ne biçim vuruyor Hiro? Yarıyor lan bildiğin. Bildiğin yarıyor aga. Şurada biri var büyük ihtimalle. Yokmuş kimse. Hadi gidelim. Çık 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 çık. Çizgiye girin. Çık. Hadi gidelim Osman. Nereye gidecek acaba? Benler. Aha. Bekledim baba. Pusuya yattım ama lan gitmiş. Lan gitmiş ya. Ben de pusuya yattım diyordum heyecanlı heyecanlı. Gitmiş adam. İyi de izledik bayağı adamı ama. Şöyle yapalım. Para harcamıyorum. Botu falan geliştirmiyorum. Şunu göz yapabilirim. Çünkü adama skill atacağım. Görmem lazım. Ultimate atarım belki bir şey olur. Lazım olur. Göz daha mantıklı. 250 AP'miz olmuş. Level atadıkça AP'm artıyor. EP'm artıyor. Mid iteceğim. Jungle'a gireceğim. Böyle böyle kasmamız lazım. Biraz farmda geri kaldım. Şu an farm 230 civarında olması lazımdı. Ama 10 kill 3 asist aldığım için bence sıkıntı yok. Hadi kere gelip midinizdeki farmı aldığı zaman biraz sıkıntı yaşıyorsunuz arkadaşlar. Geliyorum buraya geliyorum. Geliyorum. Geliyorum geliyorum. Rabadon 1400 mü? İtemler de değişmiş. Güzel olmuş böyle. Az itemden fazla şey çıkıyoruz. İtemler böyle beyler. Demek. 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 Ne kadar hasar o kadar güçlüsünüz bu oyunda. Bakalım. Şimdi Rabadon'u alacağız. Luden'imiz var. Jungle'imiz var. Mana'ya gene gerek yok demiştim. Bak manam yetiyor her türlü. Mana sıkıntısı yaşamıyorum. Ondan sonra büyü nüfusu kasacağız. Adamların kastığı büyü direncini kırmak için. Çok güzel ya. Efsane ya. Of, var ya dünyaları vuruyorum. Çok aşırı güçlü. Oynayın arkadaşlar. Oynayın ama biraz normal maç atıp iyice bir kavrayıp öyle oynayın. Sıkıntı yaşamayın maçlarda. Sonra işte Apophis iyi oynuyor. Ben kötü oynarım olmasın. Ben de normal maç oynuyorum şu an deniyorum. Of. Of of of. Şurada var vardı. Aha nereye girdim? Hii! Ah! 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 Kafa attım. Kes onu. Kesemedim. Aa! Öldüremedim bunu. Çok kötü oynadım. İşte böyle mal gibi oynarsanız sonra rankta girerseniz feed dersiniz. Sonra niye lig atlayamıyorum dersiniz. Mesela ben şu an rankta girseydim böyle oynasaydım rezillik. Yani bu kadar kötü oynanamaz. Oo, çok fena. Çok fena. Kula beyler kula. Yani poşette olmuyor şey yapmak. Şey diyenler olabilir. Şimdi itemlere gelelim. Ne yaptık? Rabadon, Luden aldık. 533 AP'miz var. Şimdi ne yapıyoruz baba? Büyü nüfusu. Niye büyü nüfusu? Baba adamlar büyü direnci almaya başlayacak yavaş yavaş. Bak biri başlamış. Diğerleri de başlayacak. Büyü nüfusunu aldıktan sonra adamlar sıkıntı yaşamaya başlayacağız. Şunu kafayı vuruyor da iki tane. Ölür belki ultiyle. Ha? Bakayım. Of, ne vurdum lan? Yara HP vurdum. Tamam. Boom. Ulti yedi. Malphite'dan yedi. Oo, Rengo kardeşim smite'ım var bu arada. Yetişirsem çalarım. 800 vuruyor smite'ım. Adamın bir level, adamın smite'ı benden az vuruyor. Rengar keseceğim büyük ihtimalle. Hop smite'la aldım. Dragon'umu aldım. Çıktım hızlıca. Ultim açan lan. Ha? Ulan öldü güzel. Skiller biraz daha taş atmasa güzel olacak.
Smite'in güzelliği. At ey Dragon'a, çal baba. Ölsem bile word. Değer yani. Değil dersin buna. Çok güçlü ya. Aşırı güçlü. Hani böyle normal miktar 10 kat daha güçlü ya. Şuna baksana. O kadar nasıl hızlı lane itebiliyorsun? Yani bir Viktor gibi güzel lane itiyor. Hoppa. Hemen gideceğim buraya. 4'e bas. Bu smite'la. Daha smite'la şunu. Leech Pain'i de alırsam bayağı hasar çıkar. Ulti'yi de kuleye at. Oo süper. Oradan farm, buradan farm. Her yerden farm beyler. Dark Game 4'te 200 farm gayet iyi. Uf, hepsini de kestim. Çok güzel. Çok da iyi de oldu. Güzel de oldu. Müthiş oldu. Şimdi gidelim şu mid'den. Şu adam beyine ki hasar atalım. Bayağı da demeç ya. Öldü lan. Of of. Oo, shutdown aldık. Çok güzel. Çok güzel, süper. Çok güçlü ya, aşırı güçlü beyler. Bir de büyü nüfusundan sonra Lich Bane falan al. Direkt vuracaksın 1500-2000 falan. Çok enteresan hasarlar veriyor. Evet, agresif bir şey attım. E attım. Ah, sıyırdı be. Keser onu. Bayağı hasar çıkarttım. Çok güzel. Süper, iyi. Jax da ikisini kesti mi? Yok, Jax şeyi kesmiş. Kalista'yı. Şimdi Morgana kesiyorlar. Çok güzel. Bebe. Botumuzu ne yapalım? Botumuzu ne yapalım? Şu kırmızı bot olabilir. Çünkü uzaktan durmadan haraslayacağız. Bayağı speed verir bize. 626 AP'miz var. Şu an çıkacağımız item size bağlı. Adamlar çok içe atlıyorsa, böyle bir anda atlayıp sıkıştırabiliyorsa, ölme riskiniz fazlaysa Zonya alın derim, kendinizi koruyun derim. Adamlar böyle çok geri oynuyorsa bu takım gibi sadece Malphite atlayabiliyor. İçeri girebiliyor, Rengar girebiliyor. Çok da hani vurmadıkları için çok korkmuyorum. Yapacağım item Lich Bane olabilir. Ama büyük ihtimalle Zonya giderim. Defansif. Çünkü ölmeniz takım için iyi olmaz. Çünkü late game'de işte 16, 17, 18 level olduğunuz zaman 1 dakika bekliyorum, 3 dakika bekliyorum neredeyse. O kadar ölü bekliyorsun ki adamlar Baron Dragon kesiyor, kule alıyor, sıkıntı. 110'yu alıp 2,5 saniye orada beklemem belki takımı kurtarabilir. Hayat kurtarır, maç kazandırır. O yüzden alacağım item derecesi defansif olacak. Tasarım yeterli. Hani abartmaya gerek yok, bokunu çıkartmaya gerek yok diyorum. Gördü 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 gördü. Ya çok hızlı kesiyorsun ya. Baba şu rahatlığa bakar mısın? Şöyle bir rahatlık olabilir mi Hero'da ya? Ultimi şöyle bir snipe'layayım mı şuraya? Gider mi? Ne diyorsunuz? Snipe, 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 snipe. Snipe. Güzel. Vurdu. Tamam, onlar geri çıkacak. İmtihar alacağız şimdi. Şöyle hızlı keselim. Şöyle azaltıyorum yanlardan. Ortadakine vuruyorum. Sektiği için. Hasar çıkartıyor. Beyler onları kesin. Blue varsa çalacağım. Ah bak, Blue'yu çok rahat kesiyorsun ya. Atıyorsun smite'ı. Pat pat pat. Gördün mü şuna? O, kek gibi Blue'yu kesiyor. Hoppa. Çok güzel. İmtörü de açtık. Alacağım son item. Zonya olacak. Ne bunun adı? Türkçesi. Bakalım şuradan. Hemen. Zonya'nın kum saati alacağımız item. Sebebi de defansif olmamız, biraz defansif. Bir anda ölmemiz. EQ atıp içeriye, mesela EQ W atıp alanın içine. Sonra Zonya'ya basıp rahatça, hani ölmeden birkaç kill alabilirsiniz böyle. Şöyle gelelim. Hoppa 800. Hoppa. Yeri nerede? Hop, of. Tek attım tek. Tek attım. Abi çok güçlü ya. Aşırı güçlü. Normal maça girin. 5-6 maç atın. Oynayın. Böyle bir şey yok ya. Bu ne lan? 1200 vurdum. Böyle bir hero'm var. Çok güçlü. Var ya, efsane. Bak, unutmayacaksın şeyleri söyleyeyim size. Şu smite mor olacak. Çok rahat farmlamanız için mor olacak bu. Rahat farmlarsınız. Hem jungle falan dönerseniz HP mana veriyor. Farmlamak önemli. Araslayacaksın baba. Bossa da kırmızı yaparsan vurkaç vurkaç yaparsın. Bekleme süresine fazla gerek yok bence. Ama bekleme süresine gidebilirsin. Morello gidip CDR bot alıp %40 CDR alıp sürekli adamları haraslayabilirsin. Olabilir. Mantıklı. Ama ranked maça girmeden önce normal maçta 3-4 maç, 5-6 maç şöyle mesela bir gün Ezreal'le oyna. 10 maç at, 6 maç. Zaman neyse 2 maç, 3 maç.
Video izledikten sonra oyna, dene. İyice oturtur. İyi oynadığını hissettiğin zaman rankı da gir. Lig atlamaya başla rahatça. Ama direkt rankta girersen adamlar, çünkü ranktaki adamlar mesela bir hero'yu 200-300 kere oynuyor, 50-60 kere oynuyor. Adam biliyor hero'yu. Sen Smite Ezreal çok oynamış değilsindir yani, video izliyorsan deneyeceksin ilk defa. Adam senden iyi oynayacağı için sıkıntı yaşarsın. 5-6 maç, 10-15 maç dene. Kendi hero'da iyi hissettiğin zaman gir rankta, lig atlamaya başla. Çok rahat lig atlarsın dark maçlarda. Tavsiyeler bunlar. Videoyu yayın streamı yayın yaptığım için Twitch TV'de yayınım var bu arada beyler. Twitch.tv/apopi01 şeyde görebilirsiniz. YouTube'da video izlediğiniz zaman aşağıda yazıyor işte yayın var diye filan. Sizden isteğim şu: abone olursanız süper olur. Beğenirseniz 10 numara olur. Eğer beğendiyseniz de orada beğendirmiyoruz. En başta dediğim gibi. Paylaşırsanız 10 numara olur. Seviyorum hepinizi. Teşekkürler. Bir tane daha video çekeceğim. Her gün iki tane video çekeceğim. Böyle devam. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Umarım beğenmişsinizdir. Seviyorum sizi. Hadi görüşürüz.